orada. Sen miydin? Takip edilmedim eminim. Sana yeterince yardım ettim. Buraya gelme demedim mi? Başka çarem yoktu. Doğan'ın ölümü her şeyi mahvetti. Aşağı çıktım. Polis peşimde. Şebeke peşimde. Son bir iyiliğe ihtiyacım var. Bugün benim için önemli bir gün. Hayatımda yeni bir dönem başlıyor. Bir hedefim var, bir amacım. Dünyamı alt üst eden kocamı bir canavara dönüştüren, ailemin itibarını yerle bir eden olayları ve tüm sırları çözeceğim. Annem beni anlamıyor. Bana inanmıyor. Çabamı yersiz buluyor. Ona yanıldığını kanıtlayacağım. Ben İpek Gümüşçü. Emniyetin yeni psikoloğuyum. Bugün ilk iş günüm. Heyecanlıyım ama korkmuyorum. Ay korkuttum, pardon. Kahvaltı hazır onu diyecektim. Peri Hanım nerede kaldı diye soruyorum. Bak görüyor musun, ilk günden geç kalacağım. Siz başlayın kahvaltıya, ben de 5 dakika içinde geliyorum, tamam mı? Tamam. Ben okula geç kalacağım. Görkem, anneciğim çantanı al. Hadi gidiyoruz. Sen bir şey mi yiyecek misin abla? Yok zaten geç kaldım. Nazlı da kapıda bekliyor. Hadi anneciğim. Bana bak. Anneciğim vallahi hiç kavga edemeyeceğim. Geç kaldım zaten. Hadi. Sen işe geç kalmak istemiyorsan o kıyafetlerini geceden hazırlayacaksın, tamam mı? Ayrıca ben bu evde olduğum süre boyunca kahvaltılar ailecek yapılacak efendim. Nazlıcığım biraz sakin olur musun lütfen? Ay ama 2 saattir inemiyorlar İpek. Nazlı, insanlar çocuklarını indiriyorlar. Bir sakin ol. Hem arkada Görkem var. Görkem arkada. Telefonla kafasını kaldırmıyor. Duymaz o. Duyuyorum Nazlı teyze. Duyuyor musun aşkım? Ha? Ama teyze yok değil mi? Teyze yok. Anneciğim sen kiminle mesajlaşıyorsun acaba? Sevgilinle mi mesajlaşıyorsun sen? Nazlı. Tamam, bir şey demedim. Hadi anneciğim.
Naz, biz geliriz şimdi. Tamam. Öpücük alayım. Bulunmadı. Ama Görkemciğim, biz bu konuyu konuşmuştuk. Sevgimizi her fırsatta birbirimize göstereceğiz, tamam mı? Alayım şimdi. Buradan da. İyi dersler bir tanem. Teşekkürler. İpek Hanım. Buyurun Müdür Bey. Biraz konuşabilir miyiz sizinle? Tabii. Odamda görüşsek daha iyi olur. Nazlıcığım, ben hemen geliyorum, tamam mı? Bu konuşmaya nereden başlayacağım bilemiyorum. En iyisi kendiniz görün. Buyurun, okuyun. Nedir bunlar? Gelen şikayet dilekçeleri. Basında çıkan haberlerinden sonra kocanızın itibarı... Bu haberlerin hiçbir doğruluğu ve dayanağı yok. Orasını bilemem. Sonuçta velilerimizi tedirgin etti. Bu okulun ne kadar prestijli bir yer olduğunu biliyorsunuz. Yani ismimize gölge düşürecek skandallardan her zaman kaçındığımızı da. Siz şaka mı yapıyorsunuz? Beni buraya bunları konuşmak için mi çağırdınız? Bakın, benim hiç vaktim yok. Müsait olduğumda gelirim, ondan sonra konuşuruz. Hem siz de ne eğitimciliğe ne idareciliğe yakışmayan bu davranışınızın üzerine düşünmüş olursunuz. Kapıyı böyle çarpamazsınız. Ben size velilerin düşüncelerini söyledim. İpek Hanım, resmi evrak onlar. Bırakın. Dava açacağım size. Siz benim bu okul için yaptıklarımı ne çabuk unuttunuz? Zaten oğlum zor zamanlar geçiriyor. Bir de onun okulunu değiştirip psikolojisini bozamam. Eğer bu baskıya devam ederseniz, okulunuzun adını ve prestijini daha fazla sarsmak için elimden gelen her şeyi yaparım, davayı da ben açarım. Görkem'i okulda istemiyorlarmış. Kim istemiyormuş? Veliler. Müdür oğlunuzu okuldan alın dedi. Bak, al. Ay, bu ne? Sayın okul müdürlüğüne mi? Neslihan Keskinoğlu. Ay İpek, bu şey değil mi? Peri'nin arkadaşı. Bunlar beraber Paris'e falan gitmişlerdi. Torunu bizim okulda. İşte, işte. Düşmeyeceksin işte. Düşünce böyle pat bir tekme daha atıyorlar. Tamam, sen bir sakin ol. Bir sakin ol sen şimdi, tamam mı? Geç arabaya. Ben bunların böyle ağzını burnunu Nazlı, kıracağım. Nazlı, Nazlı. Bak, geç kalıyorum zaten, tamam mı? Sonra. Kadir? Kadir ne? Kadir ne? Sen niye şimdi o iğrenç adamın ismini ağzına alıyorsun? Bu okul müdürü yüzünden değil mi? Bu okul müdürü yüzünden. Tabii ilk günden mahvetti senin psikolojini. Tamam, sen geç arabaya. Geç. Ben seni işe yetiştireceğim. Ondan sonra da ben icabına bakacağım onu. Geldik. Geç kaldık, geç kaldık diyordum. Bin. Nasıl görünüyorum? Ay, mükemmel. Ay, makyajım abartılı mı oldu acaba? Fazla oldu galiba. Dur bakayım be. Ay yok İpek, çok güzel gözüküyor bana. Saçın da böyle daha bir güzel olmuş bugün. Döpiyes de yakışmış. Ya sen zaten yerine göre giyinmeyi çok iyi biliyorsun. Ya ben bilmiyorum, bana da öğretmiyorsun. İpek Hanımcığım, ne yapacağız? Böyle bekleyecek miyiz 5 dakika? Biz ne yapalım biliyor musun? Basayım, gireyim ben bebeğe. Böyle denize nazır, kahvelerimizi yudumlayalım. Oo, sen de ya, emniyet neymiş? Yarın da verirsin istifanı. Tamam işte, bitti gitti. Peri de rahatlar. Nazlıcığım, emniyette çalışmak istediğimi seninle daha önce konuşmuştuk. Öyle değil mi? Bak, bana geliyorlar yine. Ben şimdi küfrü basacağım. Ondan sonra Nazlı, senin ağzın iyice bozuldu diyeceksin. Ya ben ne diyorum sana? Unut şu adamı. Hayatımızdan çıktı o adam. Nazlı, o gazetede çıkan haberler doğru mu yanlış mı onu öğrenmem lazım. Yani o iğrenç şebekenin içinde miydi? Benim bunu bilmem lazım.
Ben bu adamla 11 senedir evliyim. Nasıl fark etmedim böyle bir şeyi? Ne kadar süredir acaba içindeydi? Benim bunu bir şekilde öğrenmem lazım. Tamam. Öğrendin diyelim. Ha sonra? Cezalarını çekmesini sağlayacağım. Sonra da emniyetten ayrılırım. Annem de rahat eder. Anlaştık mı? Hadi ben gidiyorum. Geç kalacağım. Bana şans dile. Ay, ay şu güzelliğe bak. Şebekenin kilit adamlarını tanımaya başladım. O bahsettiğim kadının üstündeki adamı da. Hmm, bey dedikleri. Kimmiş o bey? Böyle kantin falan, ha? Şey ben kahve içmeden kendime gelemiyorum da. Şahin Bey. Şahin Bey. Şahin Bey burnunuz kanıyor. Ben size mendil vereyim. Şahin Bey. Şahin Bey burnunuz kanıyor. Şahin Bey. Ay ben fena oldum. Yine ne yaptın kıza? Ya ben bir şey yapmadım. İyi misin? Ha? Yine ne yaptın sen bu kıza? Ne olsa benden biliyorsun ha. Ne olsa senden oluyor da o yüzden olabilir mi acaba? Gözlerini açıyor. Ya da ayıldı bir şey yok işte. Neredeyim ben? İyi misiniz? İyiyim yani. Şahin Bey, burnu kanayınca ben bir fena oldum. Yani kan tutar. Burnun mu kanadı yine senin? Kafa gitti bunun. Benim odam nerede acaba? Da sana bir oda ayarlayana kadar şu masalardan birisine geç. Onunla idare ediver, tamam mı? Pardon? Oda derken? Oda, benim oda. Sen benim odaya geç. Biraz konuşalım seninle biz. Tekrar hayırlı olsun. Sağ olun Mehmet Bey. Şimdi biz burada öyle bey de hanım da pek kullanmıyoruz. Niye biliyor musun? Çünkü burası bir holding değil. Burası cinayet büro. Ben de bey değilim. Mehmet amirinim senin. Tamam mı? Ya burada bir hiyerarşi var. Aile gibi düşün yani. Ha? Sen de artık bu ailenin bir parçasısın. Anladım Mehmet amirim. Güzel. Hadi hayırlı olsun. Sağ olun Mehmet amirim. Ben size bir su getireyim mi? Olur. Teşekkürler. Bir odası eksikti.
Hayırdır, bir de oda mı vereceğiz? Ne dırdır ediyorsun oğlum? Sana özel psikolog getirdim işte. Ha, cinayet büroda çalışacak ama kan tutuyor. Bırak şimdi onu bunu. Hani senin burun kanamaların bitmişti. Yalan mı söylüyorsun bana? Bazen oluyor. Hani hiç olmuyordu? Doktorun ne diyor bu işe? Doktora gitmiyorsun değil mi? Vaktim olmadı. Gideceğim bir ara. Bu numaraları yemeyecek kadar iyi tanıyorum seni. Gideceksin o doktora. Tamam benim, endişelenecek bir şey yok. Oğlum ben senin için zaten her zaman endişeleniyorum. Yaşadıkların öyle kolay değil ki. Hele o. İyiyim ben amirim. İyiyim, gerçekten iyiyim. Bu oda işi nereden çıktı ya? Hem ayrıca cinayet büroda boş oda vardı, ben mi bilmiyorum? Nerede çalışacak bu kadın? Vergi dairesinde mi? Bana uyar. Yani millet gelip özelini anlatacak. Öyle ulu orta olmaz ki. Ha, bu arşivin orada bir oda vardı. Ya dolu orası. Nasıl dolu? Nasıl dolu ne demek amirim? Dolu işte. Oraya biz eski davaların dosyalarının birazını oraya koyduk. İyi de bu kadın seanslarını nerede yapacak? Bir oda şart. Ya sorgu odasında yapsın işte boşken. Ayarlasın kendini ona göre. Benim aklıma çok iyi bir fikir geldi. Ama tabii kadın kabul ederse. Ne yapacaksın? Burayı mı vereceksin? Yok, burası benim odam. Bir şey sorabilir miyim? Nereden kahve alabiliriz acaba? Koridorun sonunda bir makine var. Çok güzel. Mesaiye hep geç mi kalıyorlar? Kim? Ha, Doruk'la Umut mu? Bugün biraz geç kalmışlar. Yani hayır, ne oldu? Şimdi mi kıymete bindi? Doğru düzgün girdiğin yok o odaya. Paylaşmak güzeldir oğlum. Şişt, nereye? Şişt. Siz ikiniz gelin buraya, gelin. Günaydın abi. Saat kaç? Niye bu kadar erken geliyorsunuz oğlum büroya? Ha? Niye yıpratıyorsunuz kendinizi bu kadar? Lütfen istirham ediyorum ya. Beyza Hanım sabah biraz bulantısı... Mesai saatlerine dikkat edin, benim canımı sıkmayın. Emredersiniz. Şu dışarıdan bana boş bir masa getirin. Şahin komiserin odasına koyun, tamam mı? Hadi. Ne masası amirim? Bayağı bildiğin düz masa, boş, düz masa. Dört ayağı olan bir masa. Masa getirin, Şahin başkomiserin odasına koyun, hadi. Emredersiniz. Ver gel. Ver onu bana, ver. Ver. Sen taşıyamazsın öyle sen, ver. Çay içerim. Tamam. Açık mı? Açık, açık. Sana yeni bir oda ayarlayana kadar Şahin komiserin odasında idare edersiniz artık, tamam mı? Ona mı sinirlendi? Yok, öyle her şey sinirlenir. Senin için bir mahsur yok değil mi? Yok. İyi, tut şunu. Gel odanı göstereyim. Oda burası. Senin masayı şuraya koyarız. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Herkesten beklerdim, o Neslihan'dan beklemezdim böyle bir şeyi. Ben ona zamanında ne iyilikler yaptım. Pericim bir sakin olur musun? Bak gene tansiyonun çıkacak ama. Ay anlatma, pişman ediyorsun beni. İpek'in yanında da böyle sinirli sinirli konuşursan bak. Ay bana İpek deme. Bana İpek deme, daha çok sinirlerim bozuluyor. Ne geldiyse başımıza onun yüzünden geldi zaten. Hayır, hala kocasının pis işlerinin peşinde koşuyor. Ha, bu çocuğun aklı var, fikri var değil mi? Sen önüne baksana. Ama yanlış söyledim. Benim çocuğumda akıl yok, yok. Tamam. Haklısın ama biz bir sakin olalım önce, tamam mı? Ay resmen. O sosyetenin sonradan görmelerinin ağzına sakız olmuşuz ama ben onlara ne yapacağımı biliyorum. Peri Hanım. İhbarname geldi.
Bir hafta içinde ödemezsek elektrik faturasını keseceklermiş. Kızım daha yeni ödedik ya faturayı. O geçen ayınkiydi Peri Hanım. Bu aykini de geciktirdik. Ay tamam. Ver. Ver sen bana bunu. Ben bunu halledeceğim tamam mı? İpe'ye de bahsetmeyin. Boşu boşuna bir de buna canını sıkmasın. Sıksın efendim canını. Bu oradan boştan al, doluya koy. Oradan al, oraya koy olmuyor. Canını sıksın ki bu işler çözülsün. Aşkım tamam sen de bunları düşünme. Bak ben bu anlaşmayı yapayım. Bizim hiç böyle sorunlarımız kalmayacak ki. Tamam gidiyorum ben zaten şimdi. Siz nereye Nazlı Hanım? Canım o hadsiz bir oğla ve avukatlarımızla birlikte anlaşmalı boşanma üzerine konuşacağız. Ay ne çok buluştunuz siz, boşanamadınız bir türlü. Ne yapayım Betül'cüğüm? Ha? Aldatıldın mı sen hiç? Yaşadın mı onu? Biliyor musun? İnşallah aldatılmazsın. Ben de öyle kolay mı boşanmak? Her şeyini alacağım onun. Her şeyini. Belki Yazlığı bırakırım, onu da düşünmem lazım. Neyse sıkma canını. Hadi bay, halledeceğim ben. Lan getir onu getir. Koy şöyle. Geç sen de. Otur bakayım. Teşekkür ederim. Otur kızım, otur. Nasıl, rahat mısın? Teşekkür ederim Mehmet Bey. Sensin bey. Ben sana ne dedim? Burada bey mey yok. Çok affedersiniz Mehmet amirim. Güzel. İşim biraz zor olacak ama artık yeni bir oda bulana kadar biraz idare edeceksin bununla. Ben şu simitleri alayım. Sen hazırlığını falan yaparsın artık ona göre. Hadi bakalım. Burak abi, boşadığınız var mı? Yok kardeşim. Burada olsa iyiydi ya. Bize de en uzak şurada. Türkan, boş odanız var mı? Psikolog lazımdır size. Yok abi, anca sığıyoruz biz zaten. Senin için düşer bana. Müdürüm ne içersin? Çay, kahve? Yok yok. Bir şey almayayım, çok içtik bugün. Nereden çıktı bu psikolog muhabbeti? Vallahi müdürüm, genel müdürlüğün emri. Pilot uygulama, önce bizi seçmişler. Eğer verim alınırsa yaygınlaştırılacakmış. Kadir Gümüşçü'nün karısını bilerek mi seçtik? Yok. Yani mülakata girenler içerisinde en verimli olanı oydu. Şimdi kadının kocasının durumu işine engel olmasın dedim o yüzden. Peki, öyle olsun bakalım. Gözlemlerini bekliyorum abi. Tabii tabii, ben bir rapor hazırlarım. Ben geldim. Ekrem. Hayatım, yukarıda mısın? Havuz başındasın. Hayatım, uyuyakalmış. Ekrem? Ekrem! Ekrem! Ya heyecanlıyız, ikimiz de çok mutluyuz da her geçen gün daha da zor oluyor. Şimdiden böyleyse çocuk doğduğunda nasıl olacak hiç bilmiyorum. Yandın oğlum sen, yandın. Eşinin huzurlu olmasını sağlaman lazım. Unutma, anne karnındaki bebek her şeyi hisseder. Stresten, sıkıntıdan uzak tut. Bir de çocuk doğana kadar bu korku filmlerinden uzak dur. Olur mu? Hamile kadına korku filmi mi izletilir oğlum? E kendisi izliyor, ben mi izletiyorum ya? Maazallah, erken doğum olur bak. Ya bir kere de ağzından hayırlı bir şey. Nasıl? Yerinde mi keyifler? Biz de tam Umut'un eşinden bahsediyorduk. Malum gebelik zor. Simit yiyin. İyi gelirdi. Başkomiserim, sisteme yeni bir ihbar düştü. Portakal Sokak No 5 bebek. Şüpheli ölüm, ateşli silah, maktul karısı tarafından bulunmuş.
İş dışındaki konuşmalarınızı seanslarınızda saklayın. Nermin gidelim bize de. Kimmiş bu adam ya? Tabii başkomiserim. Şahin başkomiserim, ben ne yapayım? Sen benim ayağımın altında dolaşma da. Ne yaparsan yap. Kimmiş? Ekrem. Ekrem Taşçı. Ekrem Taşçı mı? Evet. Bebek tabii ya, onların evi. Tanıyor musun? Tanıyorum, ailecek görüşüyoruz. Melisa karısı çok yakın arkadaşım. Ay yazık, şimdi perişan olmuştur. İzin verin ben de geleyim. Benim size ya... Doğru söylüyor kız. Sen de git. Madem tanıyorsun. Ne yapacak? Cesede terapi mi yapacak? Ne yapacak yani? Şahin, kadın şimdi orada acılı. Sen de ağzından çıkanı kulağın duymadan bir sürü laflar edeceksin kadına. Madem yakın arkadaşımış, bir şeyler öğrenebilir. Değil mi? Hadi sen de git. Ne oldu ya? Küs müyüz? Bana bakın. Siz de bir şeyler öğrenirseniz haber verin bana, tamam mı? Hadi. Oğlum yavaş, yavaş. İyi bir insandı. Karısı benim yakın arkadaşımdır, Melisa. Kocasına çok düşkündü, çok üzülmüştür. Kim öldürmüş olabilir ki? Bir bilgi var mı? Yok. Sana sormak lazım. Aile dostu olan sizsiniz. Yatırım uzmanıydı. Milyonerlerin parasını idare ediyordu. Acaba birinin parasını batırmış olabilir mi? Kocanla arası iyi miydi? Ailecek görüşüyorduk. Aynı sektördeydiler. Yakındılar yani. İleriden sağa döneceğiz. Ha, biliyoruz, konum var, bakıyoruz. Sen ne düşünüyorsun Ermin'cim? Hani müşterilerin parasını yanlış yatırmış olabilir ve öfkelendirmiş olabilir mi? Olabilir tabii. Şş, kızım sen akademik eğitim almadın mı ya? Daha olay yerini bile görmeden böyle atıp tutmalar falan. Pardon başkomiserim, öyle sorunca. Kendine gel Nermin, biz dedektifçilik oynamıyoruz. Haklısınız başkomiserim. Şahin Bey. He. Siz hiç şekerinize baktırdınız mı? Bu ani öfkelerinizin sebebi tam olarak bu olabilir çünkü. Bir dur, bir dur. Bak ya, gitti bile. Hiç ayarı yok mu kızına? Ondan sonra ben kötü oluyorum ya. Melisa? Şokta hala. Merhaba komiserim. Ceset nerede? Başladı komiserim, buyurun. Ben eşinin yanındayım. Komiserim, ceset burada. Kolay gelsin arkadaş. Sağ olun komiserim. Kendini savunmaya fırsat bulamamış. Herhangi bir zorlama da yok. Katil tanıdık biri gibi duruyor. Bir eldiven versene. Etraftan bir şey duyan var mı? Hayır komiserim. Hiç kimse bir şey duymamış. Yakın mesafeden susturucuyla vurmuşlar. Başkomiserim. Bilgisayarı almamız lazım. Oğlum beni mi bekliyordun? Al. Tamam başkomiserim. Al bunu da. Kocamı öldürdüler. Ne istediler ondan? Bunu ona neden yaptılar? Ben seni çok iyi anlıyorum. Gerçekten çok iyi anlıyorum. Ben bir sabah bir uyanıyorsun. Her şey alt üst olmuş. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını anlıyorsun. Ekrem bunu yapanları bulmamızı isterdi. Ama kendimizi toparlamamız lazım. Acımızı yaşayacağız. Üzüntümüzü yaşayacağız. Ama Ekrem'i kimin öldürdüğünü de bulacağız. Melisa'cığım unutma, ben senin hep yanındayım. Biliyorum, biliyorum. Şimdi kendini toplayıp olayları hatırlayıp arkadaşlara da her şeyi anlatman lazım, tamam mı? Tamam. Karısı Maktür'le en son dün akşam konuşmuş. Telefonda sesi biraz garipmiş, gergin geliyormuş. Güvenlik kameraları ne oldu? Bakmış arkadaşlar ama bozuk diyorlar. Ha, ne tesadüf. Kesin bu uyum bozulmuştur.
Şahin Bey, sizinle çok acil bir şey konuşmam lazım. Ha, ne var, ne var? Dolay yerini mi inceleyeceksin? Yok, benim sizin işinize karışmak gibi bir niyetim yok. Yalnız çok önemli bir bilgi aldım, onu size söyleyeceğim. Nermin hanımefendiyi dışarı çıkaralım. Şahin başkomiserim, Melisa Ekrem'in müşterilerinden birinden bahsetti. Onu anlatacağım size. Nermin hanımefendiyi arabaya götürelim, arabada beklesin. Şahin Bey, bir dinler misiniz acaba? Şahin Bey. Şahin Bey, ama siz beni hiç dinlemiyorsunuz. Tamam, tamam, dinleyeceğim. Şaka bir yana, sen geç bir bak bakalım ya. Belki bizim fark etmediğimiz bir şeyleri fark edersin. Siz ciddi misiniz? Yani ben yanlış anlamadım değil mi? İpek Hanım, bakacak mısınız, bakmayacak mısınız? Ben bütün günümü burada geçiremeyeceğim. Pardon, ben bir eldiven alabilir miyim? Tabii ki. İpek Hanım, başkomiserim ne yaptınız? Ayıltma hemen, ayıltma, biraz kafamızı dinleyelim. İpek Hanım, iyi misiniz? İpek Hanım. Nermin, ayıltma. İpek Hanım. İpek Hanım. İpek Hanım. Ay, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Ben öyle kan görünce bir anda... Şahin başkomiser çok kızdı mı? Ben gidip kendisinden özür dileyeyim. Aslında elimde çok iyi bir ipucu var. Onu söylesem kızgınlığı geçecek aslında. Hiç sanmıyorum. Yani kızgınlığının geçici olabileceğini sanmıyorum. Siz bence biraz dinlenin. Zaten Şahin başkomiserim komşu evin bahçıvanıyla konuşuyor. Şimdi bir şey söylerseniz yine kızabilir. Tamam, o zaman ben bir Melisa'ya bakayım. Yıllardır komşuluk ederdik. Duyduk, çok üzüldük. Cinayetten şüpheleniyoruz. Yapma ya. Aynen. Aynen. Son zamanlarda öyle dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Vallahi memur bey, 2 gün önce 3 kişi geldi buraya. Ekrem Bey'i otoparkta yakaladılar. Onu gördüm. Hadi ya. Kimdi bu adamlar? Ve tarif edebilir misin? Bir tanesinin patron olduğu belliydi. Yanında 2 tane de koruması vardı. Tehlikeli bir adam olduğu belliydi. Ekrem Bey korkmuştu yani. Sonra bir anda arabaya binip gittiler. Arabanın plakası, rengi, modeli falan bir şey hatırlıyor musun abiciğim? Yok ya, ben arabalardan hiç anlamam. Yalnız... Jip'ti sanırım. Plakası düşüktü. Düşük derken? Yani sanki arabayı arkadan vurmuşlar gibi plakası yamulmuştu. Ha. Yetmez. Sen adamla ya da arabayla alakalı başka bir şey hatırlamıyorsun yani. Maalesef. Şey, bir saniye. Bahsettiğiniz adam bu muydu acaba? Evet. Evet, patron gibi olan bu adamdı. Abicim, daha şimdi sen başka bir şey hatırlamıyorum dedin. Daha şimdi söyledin. Ama siz sadece soru sordunuz. Hanımefendi resim gösterdi, ben de hemen bildim. Lafı eğer ağzıma tıkamasaydınız tam olarak bunu söyleyecektim. Gerçi sonrasında bayıldım ama neyse. Ekrem'in müşterisiymiş bu adam. İsmi Ahmet Saygın. Yatırımlarında büyük zarar etmiş. Ekrem'in son zamanlarındaki sıkıntısının sebebi de buymuş. Bence baş şüphelimiz bu adam. Öyle mi Obi Hanım? Vallahi bravo, gelir gelmez çözdünüz cinayeti. Nermin, dosyayı kapatın abi. Ahmet Saygın'ı da tutuklayın. Nermin'cim, ben şimdi yanlış bir şey mi söyledim, kötü bir şey mi söyledim? Şey, bana soracak başka bir sorunuz yoksa... Teşekkürler yardımcı olduğunuz için. İyi günler. İyi günler. Zamanla alışırsınız, merak etmeyin. Aslında kötü biri değil başkomiserim. Ama siz yine de lafa öyle küt diye girmeyin. Bekleyin. Tamam, girmem. Bu şartları kabul etmemiz mümkün değil. Neymiş avukat hanımcığım? Şartları acaba neymiş? Birol Bey'in Nazlı Hanım'ı aldattığı sabit olup... Bir dakika. Bana 5000 TL nafaka mı bağlayacakmış? Evet.
Yani fazla bile. Zaten malların yarısını alıyorsun. Alacağım. Zaten malların tamamını almadığıma dua et. Yarısını alacağım. Hani sen beni aldattın ya. Nazlı Hanım sakin. Sakin. Biz ne konuşmuştuk? Sakin olacaktık hani. Tamam. Sakin olacağım zaten. Hiçbir şekilde muhatap bile olmayacağım. Taleplerinizi yeniden düzenlemenizi rica ediyoruz. Nazlı Hanım özellikle Alaçatı'daki yazlığı istiyor. Alaçatı? Hı hı. Yazlık. Benim yazdım. Hayır efendim, olmaz. Olmaz. Orayı ben aldım. Hayatta olmaz. Tahrik etmeye çalışıyor, farkında mısınız? Bırakın ağzının payını vereyim burada herkesin içinde. Nazlı Hanım sakin. Benim verebilecek başka bir şeyim yok. Yok. Bana bak. Böyle dik dik konuşma. Fena olur. O günler geçti artık Nazlı Hanım. Benimle saygılı konuşacaksın. Sana saygı duyacağım ben. Sana saygı duyacağım ben. Yürüyün gidelim lütfen. Müvekkilinize sahip çıkar mısınız? Lütfen, lütfen. Nazlı Hanımcığım, sakin. Ya sen nasıl bir insansın ya? Ya sen nasıl, utan ya. Sen nasıl bir insansın? Beni burada boyun uzamış, ondan sonra benden saygı bekliyor. Her şeyi alacağım, her şeyi. Bununa kadar alacağım. Bununa kadar alacağım. Yoksa boşanmıyorum senden. Boşanmıyorum yoksa. Ama Nazlı Hanımcığım. Yürüyün lütfen, çok rica edeceğim ya size. Sakin olacaktık. Nazlı Hanımcığım, Nazlı Hanımcığım. Hanımcığım, hanımcığım. Tamam da ama. Aferin, bravo, bravo. Kusura bakmayın, ben de böyle olacağını tahmin edemedim. Helal para verdik, bravo. Amirim, sizin derdiniz ne? Siz beni delirtmeye mi uğraşıyorsunuz? Geldi deli. Ne uğraşacağız oğlum seninle biz? Şu içerideki kadına görevinin ne olduğunu tam olarak söyler misiniz? Kendisini polis zannetmeye başladı çünkü. İkisini olay yerine yolladım da. Aynı odaya koymuşsun bir de. Ne yapayım? Boş oda yok. İdare edin canım size bir iki ay. İlk söylediğimde bunun bir hali vardı. Sinirden ağlayacak neredeyse. Bir gidişi var. Ya zannedersen istifa etmeye gidiyor. O derece yani. Amirim ben hala buradayım. Duyuyorum ve sinirliyim. Biz de sinirliyiz oğlum. Ne yapalım yani? Hiç gülmeyelim mi? Hop hop hop. Dur nereye? Gel. Şu yeni dosya hakkında konuş biraz. Konuşulacak çok bir şey yok amirim. Ekrem Taşçı, öldürülen adam. Kadir Gümüşçü'nün arkadaşıymış. Kadir Gümüşçü'nün kim olduğunu hatırlıyorsunuz herhalde. Psikolog hanımın kocası. Kim söyledi sana bunu? Psikolog hanım. Bu Kadir Gümüşçü zanlı diyorsun yani, öyle mi? Ne diyecek? Şimdi de şebekeye bağlayacak. Yani bir bağlantı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bak gördün mü? Tanıyorum ben bu adamı. O gazetedeki şebeke haberini de sen yaptırdın değil mi? Yok, ben yaptırmadım. Araştırıyoruz. Çıkar birkaç gün kim olduğu. Tamam. Bu kadar değil mi? Şimdilik. Çık hadi çık. Katil tek kurşun kullanmış. 3 metreden. Mesafemiz bu. Zavallı Ekrem Bey tam kalbinden vurmuş. Yani bu ne demek oluyor? Ne oluyor? Katilimiz profesyonelmiş. Eli bile titremeden Ekrem Bey vurmuş. Dedi çok bilmiş dedektifimiz. Şahin Bey, biz de arkadaşlarla olay anını tartışıyorduk. Ahmet Saygun'la ne zaman konuşacağız? Toplanın çıkalım. Dava dosyalarını falan da alın. Not defterimi alayım, odamda bırakmıştım. Odamda, odamda. Benim odamda. Sen gelmiyorsun. Başkomiserim, burada mı çalışacağız? Ne oldu Nermin, beğenemedin mi? Yok başkomiserim. Oh. Önünüze dönseniz ulan. Bak çıkarmam sizi buradan ha. Evet Umut, anlat bakalım. Başkomiserim, benim bilgisayarım yokken ben olaya kendimi adapte edemiyorum. Telefonun var, bütün gün elinde geziyorsun ya. Doğru da. Başkomiserim, ben cep telefonuma indirdim tüm bilgileri. Sen ne zaman aldın ya bunu? Geçen ay. Kaç taksit? 6. Ha, güzelmiş ha. Benim hanım da bundan istiyor da. Sağlam mı bu? Ne yapacaksın, çivi mi çakacaksın?
Yok başkomiserim, benim hanım tam bir telefon canavarı ya. Şimdi bir de hamilelik izni ayrıldı ya, evde sıkılıyor sürekli. Bık 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 telefon elinde, düşürüyor, çiziliyor, su dökülüyor, bir şeyler oluyor yani. Tatlı bu telefondan istiyor o da. Hamiletin hanımı hamileyken ayva reçeli aşerir, kivi aşerir. Ne bileyim ben, leblebi aşersin, bizimkisi de telefona aşeriyor. Komik mi Nermin? Bu mu yani, mizah seviyemiz bu mu bizim? Beyler sizin kafalar iyice çorbaya dönmüş. Bakın ben size aydınlatayım. Bundan sonra kişisel dertlerinizi, kişisel problemlerinizi yeni oda arkadaşım, hobi psikolog İpek Hanım'la paylaşacaksınız. Cinayetle ilgili düşüncelerinizi de benle paylaşacaksınız. Onunla değil, onunla değil. Sizle. Anlaştık mı? Anlaştık. Siz bir şu Ekrem Taşçı'nın ofisine gidin bakalım. Çalışanlarla konuşun, sekreterle falan. Bir çözün orayı yani. Biz de bu Ekrem'in parasını kaybettiği Ahmet Saygın'a gidelim. Hadi. Şu bela bizi yakalamadan uzuyorlar. Dün telefon kayıtlarını getirdim de Şahin başkomiserim yok herhalde. Ha. Onlar dışarıda. Ben kendisine iletirim. Teşekkürler. Aşkım. Ay İpek. Ay buraya girmek bile ne kadar zormuş ya. Senin ismini verdim önce. Seni tanımıyorlar galiba. Daha işe başladığını bilmiyorlar. Çıkarmadılar beni yukarı. Sonra Şahin başkomiserin ismini verdim. Pıt, çıktım hemen yukarı. Hoş geldin Nazlıcığım. Ne kadar güzel çiçekler. Bana mı getirdin? Şahin odası mı burası? Seninki nerede? Bunu böyle güneş gören bir yere koyalım. Beraber mi kalıyorsunuz burada? Şimdilik odayı paylaşmamız gerekiyor. Dur şunu şimdilik şöyle şuraya koyayım. Ekrem Bey'le gerilmişler. Neden biliyor musun? Yok. Ekrem Bey çalışanlarıyla arasındaki sorunları kimseye yansıtmazdı. Sorunu kim neyse onunla çözerdi. Hanımefendi ama söylediğinize göre bu o kadar ufak bir problem değil. Yusuf Bey her yeri yıktı demiştiniz. Evet, eline ne geçtiyse fırlattı. Sinirliydi bayağı. Bu Yusuf Bey buralardaysa biz bir konuşalım mı? Ben arayayım Yusuf Bey'i. Olur. Başkomiserim. Bu bahçıvanın bahsettiği araç. Aynen. Ahmet Saygın'la görüşecektik. Şu an müsait değil. Müsait değil mi? Allah Allah. Müsait değilmiş. Nasıl yapsak? Beyefendi giremezsiniz. Lan çek gel. Sen kimsin? Müsait değil mi? Lan çek. Çocuklar sakin. Sakin. Nasıl yardımcı olabilirim size? Müsait değilmişmiş. Yüzüyor. Ekrem Taşçı cinayetiyle ilgili bilgi vererek yardımcı olabilirsin. Maalesef. Ölümü duyunca ben de çok şaşırdım. Ama bilgim yok. Bilgin yok yani. Yatırım danışmanı senin dünya kadar paranı batırıyor. Sen gidip tehdit ediyorsun. Bir süre sonra adam öldürülüyor. Ama senin bilgin yok yani, öyle mi? Bakın memur bey, yatırım riskli bir iştir. Her zaman riski vardır. Yani biri benim paramı batırdı diye onu öldürecek değilim. Evinin önündeki otoparkta tartışma yaşamadınız yani. Tartıştık. İlk duyduğumda çok sinirlenmiştim.
Ulan ben bir daha paramı sana emanet eder miyim? Ha? Ben bilmiyorum. Selim yüzünden oldu. Kovdum zaten hemen. Söz veriyorum bir daha böyle bir şey olmayacak Ahmet abi. Sonra arabama bindim, evime gittim. Kimseyi öldürmedim yani. Bu Selim o Ekrem'in çalışanı mı? Açana kadar arayacak yani. Aç bence, bir yerde açacağız. Alo. Yanımda. He. Arıyorum, açmıyorsunuz ama. Bir de fırça mı atıyorsun? Çalışıyorum. Neyse, elime çok önemli bir bilgi geçti. Dikkatinizi çeker diye düşündüm. Bu bilgi eline nasıl geçti diye sorarak bu konuşmayı uzatmayacağım. O yüzden hemen söyle, neymiş bilgi, çabuk. Dün akşamüstü saat 6 gibi Ekrem Şile'deki ankesörü telefondan aramış. He. Katil aramış olabilir. Yapma ya. Ankesörlü telefonların olduğu yerdeki kameralara bakmak lazım. Git bak o zaman. Ciddi misin? Gerçekten gideyim mi? Yok, gitme. Adresi at bana. Ha bir dön. Evine git, evine. Mesai bitti. Polislerin mesaisi bitmez sanıyordum. Polislerin bitmiyor da psikologların bitiyor. Ha bir de benim işime de karışma, arama da. Devam edelim. Sonra ikna oldum hatalı olmadığını. Yani zararımı da telafi etti gerçekten. Nasıl telafi etti, nasıl? Arazi verdi bana, değerlenecek bir yerden. Selim'in soyadı var mı? Bilmiyorum. Ekrem'in personeliydi. Bulursunuz siz herhalde. Buluruz, buluruz. Cinayet saatinde. Gece 2 ile sabah 5 arasında neredeydiniz? Evdeydim. Herkes şahit. Hatta kameralarımız var. Çocuklar kayıtları çıkarır. Bahçede mangal partisi düzenledim. Misafirlerim 3 gibi gitti. Ondan sonra ben de yattım uyudum. Nasıl olur? Kim, neden yapar böyle bir şey Ekrem Bey'e? Biz de zaten onu anlamaya çalışıyoruz. Gerilmişsiniz geçen. Ben şüpheli miyim? Yok, yok, yok değil mi? Doğru. Biz sadece bilgi almak için herkesle konuşuyoruz. Öyle sizi bir şeyle suçlamıyoruz. Rahat olun. Oğlum yakıp yıkmışsın buraya geçen. Neden? İş meselesi. Öyle büyütülecek bir şey de değil. Kimi isterseniz sorun. Abim gibiydi Ekrem Bey benim. Bugüne kadar bir saygısızlığım o olaydır. O da hemen tatlıya bağlandı. Niye tartışmıştınız siz? Mesai ödemelerinden aksaklıklar vardı. Bugün ödenecek, yarın ödenecek. Bir türlü para yatmıyor. Canıma tak etti benim de. Borç aç içindeydim, stresliydim. Öyle patladım. Sonra ödeme yapılınca olay kapandı. Zor tabii sizin işiniz. Bu kadar yani. Hı? O zaman biz müsaadeni isteyelim kardeşim. Bir şey olursa biz seni ararız zaten. Acın da taze. Doruk, hadi. Şş. Doruk, hadi. Yürü hadi. Kolay gelsin. Oğlum ben sorgularken niye böyle yapıyorsun? Oğlum öldüreceğim adamı, ne yapıyorsun ya? Sorgu böyle olur. Ya. Öğreneceksin bunu. Senden mi? Çok değişti. Ya hadi ya. Şu markete bir gidelim. Dün akşam 6 ile 7 arasındaki görüntüleri de açalım. Giriş kamerasını açsana. Dur. Şu adamı takip et. Dur. Ha, tanıyor musun bu adamı? Yok, çıkaramadım ben. Nerim, bir Umut'a gönder şunu. Bir inceliz. Galiba. Aşkım, sana park yeri verecekler miymiş? Bilmiyorum Nazlıcığım ama sana çok kötü bir haberim var. İlk iş günümde gelen vaka. Vakalar gelmeye başladı mı? Ekrem. Ekrem öldürülmüş. Nasıl Ekrem öldürülmüş? Melisa'nın kocası olan Ekrem öldürülmüş. Ay pek nasıl öldürülür ya? Ekrem!
Ekrem nasıl öldürülmüş? İpek! Kadir! Çok affedersiniz. Ben birine benzettim, kusura bakmayın. İpek! Ay beni koşturuyorsun burada topuklularla emniyetin önünde. Niye koştun öyle? Ben Kadir'e benzettim. Nasılmış Kadir? Saati yerinde miymiş? Keyfi iyi miymiş? Nazlı'cığım dalga geçme. Kadir'e benzettim. Zaten rezil oldum adama da. Aşkım, Kadir emniyetin önüne gelecek kadar gerizekalı mı? Adam çoktan fiyo, uçmuş gitmiştir yurt dışına. Ben okulun önünde de gördüm. Eski bir arabanın içindeydi o. Bu neden böyle oluyor biliyor musun? Şimdi senin aklın sürekli Kadir'le meşgul ya. Her gördüğün Kadir zannediyorsun. Bende de öyle oluyor. Her gördüğüm biri o zannediyorum. Haklısın galiba. Haklıyım tabii. Yani ben hep haklıyımdır. Ay İpek, Ekrem nasıl öldürmüş ya? Sonunda saklandığın delikten çıktın ha Kadir. Neden bana verdiğiniz sözleri tutmadınız? Deşifre oldum. Bey sana bir şans daha verecek. Ne istediğini biliyorsun. Getireceğim. Ama önce siz beni ülke dışına çıkaracaksınız. Üzeceksin. Hala pazarlık yapıyorsun. Önce beyin istediğini yapacaksın. Sonra kendi istediğini söylersin. Evet, evet. Tabii tabii. Bütün gün istiyorum. Yani sabahtan akşama kadar. E neticede bir tanecik torunumun doğum günü değil mi yani? Aa, anne partisi ya. Biz daha elektrik faturasını ödeyemiyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Peri Hanım, bir şey soracağım. Görkem'in doğum günü bayağı oldu geçti değil mi? Görkem'in doğum günü formalite. Bu sosyeteye ders verme partisi. Benim güzel arkadaşlarım, benim onlara nasıl iyilikler yaptığımı unutmuşlar, o nankörler. Hele o Neslihan, ona arkadaşım dostum dedim, ben onu bağrıma bastım. Ayol benim torunumu okulda istememekte ne demek ya? İyi de bizim hiç paramız yok ki Peri Hanım. Bu koskoca tenis kulübünü nasıl kapatacağız? Ayol satacağım şunlardan birini, çocuğuma doğum günü partisi yapacağım yani. O terbiyesizlere de dersini vereceğim. Neyse sen daha İpek'e bir şey söyleme. Peki Peri Hanım. Anneciğim nereye? Yemeğin bitti mi senin? Bitti. Odama gidiyorum. Tabii. Bilgisayar kaçabilir. Yok, ondan değil. Peri dedi, yemeğin bitince odana git dedi. Annenle konuşmam gerekenler var dedi. Anladım. Ben de şey yapayım o zaman, gideyim. Bana da söyledi çünkü. Yok, otur arkadaşım sen. Karar verin ama kendi aranızda. Yani kalayım mı gideyim mi? Nazlı'cığım otur. Sen yabancı değilsin. Annemle konuşmak istiyorsa senin yanında da anlatabilir. Dinliyorum anneciğim. Anladım, konuşmak istemiyorsun. Nazlı'cığım yardım et, sofrayı toplayalım. Yemediğini düşünüyorum artık. Cevap da vermiyorsun, yemiyorsun. Şey yapayım ben de. Değil mi? Yardım edeyim.
Yarın işe gitmiyorsun. İstifa ediyorsun. Anneciğim hiç uğraşamayacağım. Nazlıcığım kahve içiyoruz değil mi? Duydun mu beni? Duydum. Neyse ki hala yüzümüze bakan dostlarımız var da onlarla konuşabiliyoruz. Levent Bey'le konuştum. Şirkete psikolog lazımmış. Ne güzel. İpek beni ciddiye alır mısın lütfen? Elektrik faturalarımızı ödeyemiyoruz. Pericim onu aramızda halletmiştik ya biz. Sen düşünme öyle şeyler tamam mı? Üzülmesin, canını sıkmasın tabii. Torunumun itibarı ne olacak? Ha? Ya resmen Kadir'in hayaletinin peşinde koşuyorsun. Elimizde ne var ne yok hepsi gitti. Arabalar, mallar, mülkler hiçbir şey kalmadı. Bak bir tek bu çatı kaldı tepemizde. Ama eğer böyle devam edersen onu da kaybedeceğiz. Ben senin için endişelendim o yüzden. Beni merak etmeyin. Her şey benim kontrolüm altında tamam mı? Kontrolü altındaymış. Sen onu benim külahıma anlat. Sen eğer dava açıp o Kadir'i boşamış olsaydın, okuduğun okullara uygun bir iş bulmuş olsaydın ben sana inanırdım. Anneciğim lütfen beni anlamaya çalış ne olur. Ben seni anlayamam İpek. Seni kimse anlayamaz. Ya o adam bir katil. Bizim artık onunla hiçbir bağımız kalmadığını herkese göstermemiz lazım. Cemiyet hayatındaki itibarımızı tekrar kazanmamız lazım. Benim bunlardan çok daha önemli dertlerim olduğu için çok özür dilerim anneciğim. Bana bak. Bu gerçekten o Kadir'i görmüş olabilir mi? Ya buralarda dolanıyorsa eve falan gelirse başımıza bir iş gelmesin. Ha yok. Yani böyle bir şey cesaret edemez canım. Şey yapayım mı sana? Kahve. Yok istemiyorum. Şekerli. Basayım şekeri. Dur yapayım ben. Görkem. Anneciğim sen niye yatmadın? Hiç. Uykum kaçtı. Sen bir şey mi arıyorsun anneciğim? Hayır. Onu özlemiş olamaz mıyım? Anladım. Ama saat çok geç oldu anneciğim. Yarın senin okulun var. Uyuman lazım. İstemiyorlar mı? İstemediklerini mi düşünüyorsun? Neden? Babam yüzünden. Herkes her zaman istediğini düşünür. Babanın kim olduğu, ne yapmış olduğu, seni kim olduğunu tanımlamaz. Her zaman ön yargılı insanlarla tanışabiliriz, karşılaşabiliriz. Sen kendinden emin ol yeter. İyi olmayı, kalbi temiz kalmayı, yeteneklerine sahip çıkmayı kendine hatırlat. Başkalarının seni tanımlamasına müsaade etme. Tamam mı? Tamam anneciğim. Aferin. Hadi bakalım şimdi uykuya. Telefon alayım. Teşekkürler. Gelmedi mi? Odada. Şöyle öne gel de görmesin beni. Hadi bana güzel haber verin. Amirim dün biz o şirkete... Sus. Şimdi söyledim. Şimdi söyledim. Ekrem'in şirketine gittik. Güvenlikle konuştuk. Ama o ipin ucu diyeyim. Çünkü adamın olay saatinde bayağı sağlam bir kanıtı var. Bir de ben böyle adamın biraz üstüne gittim. Ben Ekrem Bey'i çok severdim de işte benim babam gibiydi falan filan deyip ağladı. Samimiydi.
Neydi? Samimi. Efendim? Anlaşıldı. Bu Ahmet Saygı'nın bahsettiği Selim Korhan'ı bulmuşlar, getiriyorlarmış. Başkomiserim, biz artık böyle mi çalışacağız? İpek Hanım'a alışsak, kabullensek? Başkomiserim, olay yerine alınan parmak izlerinin raporu geldi. İyi misiniz? Değilim. Anladım, değilsiniz. Sıkıntınız tam olarak nedir? Anlatmak ister misiniz? Anlatayım mı? Tabii. Sıkıntılar içimize attıkça daha çok büyürler. Ve sonuçta ben neden burada varım, öyle değil mi? Canınızı sıkan tam olarak nedir? Sen. Ben, anladım. benden hoşlanmadığınızı zaten biliyorum. Tamam, şöyle yapalım biz. Ben de sizi rahatsız eden şey tam olarak nedir? Söylemek ister misiniz? Kocan. Ekrem'in evinden parmak izleri çıktı. Görüşüyorlarmış hala. Etrafımızda dolaşıyor yani. Karısını da içimize sokmuş. Ah ne güzel. Bir dakika. Biz burada bir duralım. Siz şu an beni neyle suçluyorsunuz? Yok, bence hiç durmayalım. Tam gaz devam. Sen kocana bilgi vermek için buradasın. Hayır, asla. Sizinle aynı şeyi düşünüyorum. Eğer o haberler gerçekse suçluların yakalanıp ceza almasını istiyorum. Bu çocuğumun babası olsa bile. Haberler gerçek. Kimse inanmasa bile ben biliyorum. İnsanları tehdit ediyorlar. Karşılığında da para ve güç elde ediyorlar. Yollarına çıkan herkesi de yok ediyorlar. Kocan da onlar için çalışıyor. Belki zorla yapıyordur. Yani şebeke onu tehdit etmiştir. Uyan psikolog hanım, uyan. Kocan masum değil. Ekrem'in ölümünde onun da parmağı var. Yok, Kadir böyle bir şey yapmış olamaz. Kadir'le Ekrem çok yakın arkadaştı. Kadir, Ekrem'i öldürmüş olamaz. Yakında göreceğiz. Zehra Kara. Şebekeyle ilgisi vardı değil mi Zehra Kara'nın? Sen benim dosyalarımı mı karıştırıyorsun? Ha? Neden? Kocana içeriden daha iyi bilgi verebilmek için mi? Gerçekleri söylediğimi bildiğiniz için konuyu çarpıtmaya çalışıyorsunuz. Zehra Kara'nın şebekeyle bir ilgisi vardı. Bakın psikolog hanım. Bu davranış bilimleri derslerinizi diğerlerine saklayın, bana değil. Bak seni uyarıyorum, bu iş senin boyun aşar. Bu işin peşini bırak. Ekrem Taşçı'yı en son ne zaman gördün? İşten ayrıldığım gün. Bir ay kadar olmuştur. Kovmuş seni. Kovmak da haklıydı. Hata yaptım. Büyük para batırdım. Sizin sektörde olmuyor mu böyle hatalar? Niye bu kadar rahat kabullendin? Ne yapsaydım? Soğukkanlılık güzel özellik. Vallahi. Soğukkanlı insanlar ne yapar biliyor musun? Sakin olur. Plan yapar. İntikamını öyle alır. Yönlendirme yapıyor. Hayır. Ben kimseyi öldürmedim. İş buldun mu sen? Birkaç yere başvurdum, cevap gelmedi. Beklemediğim. Dün gece neredeydin? 2 ile 5 arası. Arkadaşımın doğum günündeydim. 30 kişi falan bir mekana gittik. Adresini, yanımdaki insanların isimlerini, telefonlarını hepsini verebilirim. Sen böyle birinin yalan söyleyip söyleyemediğini anlayabiliyor musun? Çoğunlukla. Beden dili analizi eğitimi aldım. Psikolojiyle birleşince. Peki bir adam sence doğru mu söylüyor? Doğum günü konusunda evet. Ama Şahin Başkomiser yönlendirdiğinde strese girdi. Yani bir konuda yalan söylüyor. Ama kendisiyle ilgili değil. Yani? Anlatın psikolog hanım. Madem geldiniz burada gizli gizli sorgu izliyorsunuz. Bir anlatın bakalım, siz ne çözüyorsunuz, ne anlıyorsunuz? Bir duyalım bakalım ya, hadi. Masum bir insanı bu şekilde suçladığınızda şiddetle karşı çıkardı ya da gerilirdi. Ama bu adam
Sadece mikro bir gerilim gösterdi. Evet abi, bunu biz de anladık. Ne ya, böyle afilli laflar etsin diye mi aldık psikolog hanımı? Doruk, şu partiyi bir araştırın ya. Kulübü falan, kamera kayıtları, şahitler, kim varmış, kim yokmuş, nedir, ne değildir, bir çözün şunu hadi. Tabii amirim. Tamam, çıkabilirsiniz. Bu kızla geçinmenin yolunu bul. Direnmeyi bırak artık. Cinayet büro için faydalı olduğunu kabullen. Eğer bu kızın canını sıkmaya devam edersen, ben de senin canını öyle bir sıkarım ki. Ona göre. Yavaş lan. Bu Selim Korhan'ı amirim bir eşeğleyin dedi. Baksana ona. Tamam tamam. Şunu halledeyim, bakarım ona da. Yalnız sorguya psikolog da girdim ya. Bambaşka. Akıyor. Bu söylediklerini Şahin başkomiserim duymasın. Hiç sevmiyor kadını ha. Yalnız bir gariplik sezdin mi? Şahin Karay'la sevgi kelimesini aynı cümlede kullandın. Benim rahmetli babam da öyleydi. Anlıyorum yani ben Şahin başkomiseri. Hiç gösteremezdi sevgisini. Öyle gelip de bir günden bir gün hani böyle saçımızı okşasın, bir şey yapsın falan. Bakma yani, pamuk gibi kalbi var aslında. Ya oğlum, ben geçen ay kredimi ödeyememiştim. Hemen destek oldu sağ olsun. Dorukçu, neye bakıyorsunuz siz? Bu Şile'deki marketten gelen görüntülere baktı başkomiserim. Ama henüz bir şey bulamadık. Ay çok affedersiniz, sesini açık unutmuşum ama bunu açmam lazım. Oğlumun okulundan arıyorlar. Alo. Hemen geliyorum ben. Serhat, otur otur. O dosyayı niye getirmiyorsunuz oğlum hala bana? Bir sebebi mi var bunun, ha? Benim acil çıkmam lazım. Düşer bu gidişte, söyleyeyim size. Nesi var? Okulla alakalı herhalde. Hadi. Nerede bu taksiler? Aç telefonu, aç. Aç, 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 aç. Aradığınız kişiye şu anda ulaşın. Ne oldu, of. Daha sonra tekrar. Hayda. Lütfen çok acele eder misiniz? Benim çok acil bir işim var. Pardon, ben özel şoför gibi mi gözüküyorum acaba? Şahin Bey lütfen. Oğlum okulda kavga etmiş. Çok acil bir şekilde oraya gitmem lazım. Taksi bulamadım. Ya abartma, çocuk bu. Okulda kavga edecek, ne yapacak? Ne münasebet ya, hiç hoşlanmam ben bu bakış açısından. Senin hoşlandığın bir bakış açısı var mı? Yani genel olarak soruyorsanız. Yok, sormuyorum. Bak sessiz olacaksan götüreceğim, başım ağrıyor. Canım aramışsın, duymadım. Önemli değil, araba lazımdı, o yüzden aramıştım. İşten çıktın mı, neredesin? Gelip alayım. Yok, gelmene gerek yok. Müdür aradı. Görkem okulda kavga etmiş, oraya gidiyorum. Aa, ne diyorsun? Bizim Görkem, hayatta inanmam. Babası hakkında konuştularsa tutamamıştır kendini. Hep o haberler yüzünden. Mahvetti oğlumun hayatını. Nazlı neyse, okula geldim ben. Sonra konuşuruz, tamam mı? Kimlesin sen? Teşekkür ederim beni getirdiğiniz için. Seçme şansım olmadı. Girin. Oğlum nerede? Revide mi? Hemen görmek istiyorum. Kapının önünde bekliyordu. Görmediniz mi?
Görkem, burada kimse yok. Görkem. Telaşlanmayın, buralardadır. Telaşlanmayayım mı? Oğlum kayıp şu anda. Üstelik sizin sorumluluğunuzdaydı. Eğer oğlumun başına bir şey geldiyse okulunuz için gerçekten endişelenmeniz gerekiyor. Telefonu Görkem, neredesin? Ne oldu Obi Hanım? Özel şoför mü lazım? Görkem okulda yok. Telefonunu açmıyor, okulda bulamıyorum. Ne olur yardım et. Tamam, geliyorum, geliyorum. Çocuğun numarasını gönder bana. Tamam, tamam. Oğlum. Yüzüne ne oldu? Kavga ettim. Onun yüzü daha fena mı? Aferin benim oğlum. Gel. Gel. Annem mi? Annen ise sana ulaşamazsa ortalığı ayağa kaldırır. Eve ne zaman döneceksin? Dedikleri şeyleri gerçekten yaptın mı baba? Sen herkese kulağını tıka. Ben senin babanım. Seni hep seveceğim ve bunu hiçbir şey değiştiremez. Tamam mı? Tamam. Dediğim şeyi getirdin mi? Bulamadım. Annem odaya gelince çıkmak zorunda kaldım. O zaman niye buluştuk? Niye kendimi riske atıp buraya geldim? Anahtarı hemen almam lazım. Neden annemden istemiyorsun? Telefonun yerine ulaşabildiniz mi? Tamam, sakin ol. Bulurlar şimdi. Tam çocuk kavga etmiş, arkadaşlarıyla kafa dağıtmaya gitmiştir. Yok, Görkem öyle bir şey yapmaz. Görkem mutlaka haber verirdi bana. Sen niye bu kadar tedirginsin ya? Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Ben dün birini gördüm. Kadir'e çok benziyordu. Ya bunu şimdi söylüyorsun bana. Nerede gördün? Önce okulda gördüm, sonra emniyetin orada gördüm. Arkasından gittim ama değildi. Hatta Nazlı'yı hayal gördüğümü söyledi. Ben bile kendimden şüphe ettim. Bir de diyorlar ki bana kabullen. Ben güvenemediğim insanı nasıl kabulleneceğim ki? Şahin Bey, çok özür dilerim. Bundan sonra sizden hiçbir şey saklamayacağım. Her şeyi söyleyeceğim. Ama şimdi oğlum bulalım, ne olur. Konum geldi, atla. Ben yarın getiririm. Kimseye belli etmem. Gerek yok. Ben halledeceğim. Özür dilerim baba. Senin hatan değil. Bunu senden ben istememeliydim. Oradalar. Şahin Bey, ne yapıyorsunuz? Oğlumun hayatını tehlikeye atmanıza müsaade edemem. Onu yerine koyar mısınız? Şşş, işime karışma. Bekle burada. Görkem. Sen artık büyüdün oğlum. Seninle açık konuşacağım. Bundan sonra hayatında ben olmayacağım. Neden? Görkem! Ne yapıyorsun? Kaçma, gel buraya! Aa!
Recep, iyi misin? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Gel. Bir şey oldu mu? İyisin değil mi? Korkmana gerek yok anne. Babam kötü birisi değil. Yaran çok acıyor mu? Doktora gidelim mi beraber ha? İstemiyorum, acımıyor. Niye o polisle geldin? Ya babamı yakalarsa? Babam yakalanmamış. Ne dedi sana? Ha? Bir şey söyledi mi? Nerede kalıyormuş? Şahin Bey ne yapıyorsunuz? Bir sakin olur musunuz? Sorgu odasında değilsiniz. Karşınızda da bir çocuk var. İyi tamam, bundan sonra eğer sana bir şey söylerse annene söyleyeceksin. Annen de bana söyleyecek. Anneciğim. Babanın başı daha çok belaya girebilir tatlım. Şahin Bey onu demeye çalışıyor. Öyle değil mi başkomiserim? Aynen. Aynen. Hadi gel bir tanemiz eve gidelim olur mu? Hadi taksi çağır. Gel bırakırım ben. Gerek yok, siz zahmet etmeyin. Bırakırım dedik. Alo, İpek Gümüşçü'nün evine ekip yollayın. Kamuşa olsunlar. Perim. Ne yapıyorsun burada, sen inzivaya çekilmişsin? Ne düşünüyorsun acaba? Al bakalım bir okuşunu. Ne bu? Bu cemiyetin görgüsüzlerine ders verirken yapacağım konuşma. Oku da bir fikrini söyle. Ay Peri. Senden korkulur vallahi. Ay bak üzüldüm ben şimdi sana. Hayır sen neleri içinde biriktirmişsin bunca zaman. Sustukça tepemize çıktılar ama ben onları indirmesini bilirim. Ben senin bu insanlara bu kadar iyilik yaptığını da bilmiyordum. Kimse bilmiyordu ama artık herkes öğrenecek. Aşkım bu şehri mi yazsak? Bir kadın vardı sizin jenerasyon. Neydi adı? Fikriye. Hani kızı vardı, kızını öve 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 bitiremiyordu. Böyle kızı rüküş. Ay paspal bir şeydi. Onları da yazalım mı? Yüzlerine vuralım. Diyelim ki rüküşler. Ay saçmalama Nazlı ne olursun. Konudan sapmayalım yani. Biz onların nankörlüklerini yüzlerine vuracağız. Ben şu kağıdı ezber yapmam lazım. Ver. Ay, iyi al. O zaman eğer ben böyle bir şey yapmaya karar verirsem ben yaparım. Yüzlerine vururum. Rüküşler derim. Ay Peri, hayır, biliyorum şimdi senin böyle gündemin yoğun ama bende de havadisler var. Ya ne oldu? Görkem Paşa'm, elleri kırılsın bunu yapanların, elleri kırılsın. Acıyor mu? Acıyor. Okulda kavga etmiş, babasına laf etmişler. Ay ben orayı biliyorum. Sen bana detay ver, detay. Kimlerdenmiş bu? Hangi çocukla kavga etmiş? Anne. Anneciğim. Hı. Sen şimdi odana git bir tane. Ben yemek hazır olunca sana haber vereceğim, tamam mı? Tamam. Hı. Aferin paşam. Aferin kuzum benim. Bana bak, sen hiç merak etme. Ben bunların hepsinin hesabını tek tek soracağım. Sor anneciğim. Aklına kim geliyorsa hepsinden hesabını sor, tamam? Biliyorum ama şişmesini engelleyecek. Şimdi bana olayı anlatmak ister misin anneciğim? Babama laf söylediler. Kavga ettik. Kavga ettiniz. Hı hı. Ben de onlara vurdum. Önce ben vurdum. Sorunlarımızı kavga ederek çözemeyeceğimizi, duygularımızı vurarak ifade edemeyeceğimizi aslında sen çok iyi biliyordun anneciğim. Beni okulda istemiyorlar. Babam yüzünden istemiyorlar. Sence babam bahsettikleri gibi kötü bir mi anne? Sen de onun hapse girmesini mi istiyorsun? Kaçmak çözüm değil. Hatalarımızla yüzleşmemiz gerekir. Babanın da bunu yapması lazım. Teslim olmalı. Bana
hayatında bir daha olmayacağım dedi. Babamı bir daha göremeyecek miyim? Anneciğim, bunları yaşadığımız için çok üzgünüm. Gel buraya. Ne hale geldik? Yıllarımı verdiğim adamın yaptıklarına bir bak. Annem kimle konuşuyor? Aşkım, kimseyle konuşmuyor da o şey yapıyor şimdi. Ezber yapıyor. Hani partide ne konuşacağını düşünüyor. Ne partisi? İşte şey, Görkem'in sürpriz doğum günü partisi. Senin haberin yok muydu? Aa, peki siz Figen Hanımcığım? Ya, ya eşiniz Cem Bey'le değil mi? Yani tanışmanıza ben vesile oldum. Bu 12 yıllık mutluluğunuzun sebebi ben değil miyim ya? Ay yok, biraz daha ciddi olmam lazım. Siz Figen Hanım, eşiniz Cem Bey'le tanışmanıza ben vesile olmadım mı? Hı? 12 yıllık o mutlu yuvayı kurmanıza ben sebep değil miyim? Benim tabii, tabii benim. Tabii çok iyi biliyorsunuz, benim. Bravo anneciğim, harika bir konuşma hazırlamışsın. Beğendin mi? Nazlı da yardım etti. İmla hatalarını düzelttim sadece. Görkem'in doğum günü partisinde bu konuşmayı yapacaksın, öyle mi? Bir de torununu alet ettin. Bana bak, sen kavga mı istiyorsun? Ben hiç değilse cemiyetteki hayatımızı tekrar kazanmak için elimden geleni yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Gittin emniyete girdin. Ondan sonra vay efendim, şimdi ben bunu niye anlayamadım? Niye fark edemedim? Aman da bir tür sırları çözeceğim, mözeceğim hikayeleri falan. Senin o kocan olacak adam şerefsiz çıktı, tamam mı? Bundan sonra aç gözünü önüne bak. Ama Pericim, bu da biraz ağır olmadı mı? Bırak Nazlıcığım. Annem istediğini söylesin. Olmadı Nazlıcığım. Ağır falan olmadı. Bu boşuna mı okudu bu? Açsa bir klinik paraya para demeyecek. Hiç değilse torunumu kimselere ezdirmeyecek. Anne, o partiyi iptal edeceksin. Görkem şu anda yaşadıklarının şokunda. Kutlama yapacak bir ruh halinde olmadığını farkında değil misin sen? İptal ettirmeyeceğim efendim. Daha iyi işte, torunumun da morali düzelir. O partiyi iptal edeceksin. Konu kapanmıştır. Yalnız bu evde konuyu ben kapatırım. Al bakalım. Neresi ağlıyor? Bir şey var mı görüntülerde? Evet, buldum. Kadir Gümüşçi ile Şile'deki marketteki adam aynı kişi. Haklısın. Kıyafet farklı ama vücut yapısı aynı. Bir yakınlaşsana. Aynen öyle. Yiyecek bir şey hazırlayayım mı? Açlar mıyım? Yok Betül'cüğüm, yedik dediler. Ay tamam. Bir yemek yiyeceğiz. Hı. Başkomiserim, parkın etrafından gelen görüntüleri tarıyoruz da. Şile'deki adamın Kadir Gümüşçü olduğundan eminiz. İyi, yolla bakayım. Hemen yolluyorum. Şey isteyeceğim senden. Emredin başkomiserim. İpek Hanım'ın telefonunu takip etsene. Başkomiserim, ama savcılıktan izin almadan nasıl
İpek Hanım'ı takip alacağız ki. Yer tespiti yap sadece. Olur. Ama kimseye söyleme. Yalnız Nermin duydu başkomiserim. O zaman Nermin'e söyle, o da kimseye söylemesin. Tamam başkomiserim. Duydum. İpek, o anahtarı bana ver. İpek, İpek o anahtarı bana ver. Yaklaşma. Aşağıda bir sürü polis var, bağırırım. Tamam, yapma. Yaklaşmıyorum. Lütfen bağırma. O anahtarı bana ver İpek. Hayatımı o anahtara bağlı. O anahtarı verdiğim zaman... Yaklaşma. Anahtarı verdiğim zaman peşimi bırakacaklar. Oğlumun hayatını bu anahtar için mi tehlikeye attın? Başka çarem yoktu. Başka çaren yoktu. Beni aldatmak zorundaydın, Banu'yu öldürmek zorundaydın. Çünkü senin başka çaren yoktu. Yüzüme bak. Evet, her şeyi ben yaptım de. Kadir, niye ya, niye? Peki. Ben... seni sevdim. Ekrem'i de sen mi öldürdün? Hayır. Ben öldürmedim. Bana yardım ediyordu, beni saklayan oydu. En iyi arkadaşımı neden öldüreyim? Evine gitmişsin. Gittim. Konuştuk. Ben yanından ayrıldığımda hala yaşıyordu. Kim öldürdü o zaman? Bilmiyorum. Şimdi şu anahtarı ver. Yaklaşma. Yaşamam için o anahtara ihtiyacım var diyorum. Şebeke mi öldürdü? Sen gerçekten bu iğrenç işlerin içinde miydin? İpek, lütfen daha fazla konuşturma beni. Bu adamları tanımıyorsun. Çok tehlikeliler. Kim onlar? İsimleri ne? İpek. Sakın yaklaşma. Özür dilerim. Seni hayal kırıklığına uğrattım. Sen ne zamandır bu iğrenç işlerin içindesin? Sen niye emniyette çalışmaya başladın? Orası sana göre bir yer değil. Benim hayatım seni ilgilendirmez. Soruma cevap ver. Ne zamandır bu iğrenç işlerin içindesin? Beş sene. Beş sene. Kimler var bu işin içinde? Kime çalışıyorsun? Kime şantaj yaptınız bugüne kadar? Peki. Ver şunu kadar. Ver dedim. Ver. Şimdi beni iyi dinle. Bu işin peşini bırak. Hayatını tehlikeye atarsın. Görkem'in de. Niye polislere teslim olmuyorsun? Niye onlara her şeyi anlatmıyorsun? Fark etmez. Yine öldürürler beni. Bir daha karşına çıkmam. Görkem'e iyi bak. Bu saatte. Kabus mu görüyorum ben? Değilmiş. Çok acil konuşmamız lazım. Kadir eve geldi. Ya niye bana haber vermiyorsun? Ekipler neredeydi, söyledin mi? Nereye açıyormuş bu anahtar? Bilmiyorum. Doğru söyle. Gerçekten bilmiyorum. Bir şey söylemedi. Başka ne konuştunuz? Ekrem'i öldürmediğini söyledi. Ekrem Kadir'e yardım ediyormuş. Biz niye ayakta duruyoruz? Geç otur canım.
teslim olmayı düşünüyor mu? Hayır. Ekrem'i Şebeke öldürdü o zaman. Kadir'i koruduğu için. Bilmiyorum dede. Ama benim de tezim bu. Bu işin Şebeke'yle bir bağlantısı var. Kocanı bulursak Şebeke'yi de çökertiriz. Ekrem'i kimin öldürdüğünde? Bu işte beraberiz tamam mı? Bu insanlar benim hayatımı mahvetti. İpek Hanım sen üzerine düşeni yaptın. Bundan sonrasına karışma. He Umut söyle. Başkomiserim kulüpten gelen görüntüleri saniye saniye izledim. Bütün gece doğum günü partisinde bu Selim. Sadece iki kere tuvalete gidip geliyor o kadar. Size de yönlendirdim bakmak isterseniz. Tamam bakıyorum. Selim kulüpte miymiş? Bir durdurur musun? Şimdi biraz geri sar. Biraz yaklaştır. Sen gitmiyor musun? Bana bir video gönderir misiniz? Sebep? Hobi Hanım geç oldu geç. Hadi sen eve. Vallahi sesini çıkarma lan gitti. Nazlı'cığım, yana kay. Bugün arabayı ben kullanacağım. Nazlı, hadi. Hadi kay. Ay, iyi, tamam. Hadi. Dur, bir geçeyim önce. Nereye? Kafamda bazı soru işaretleri var. Onların cevaplarını bulmam lazım. Anladım, iyi. Bulursun inşallah. Kemerini tak Nazlı. Bana bir iyilik yapar mısın? Ha Umut. Başkomiserim, İpek Hanım beni aradı. Gel evlat, gel. Sen de gel bakalım. Sen üzerine düşeni yaptın. Bundan sonrasında karışma dedik. Güya. Takip ediyorsun değil mi telefonu hala Umut? Mekandan çıktı başkomiserim. Nereye gidiyor? Bilmiyorum. İyi öğren. Doruk yanında mı? Buradayım başkomiserim. Doruk, o ikisini de al emniyete getir. Tamam başkomiserim. Nerede? Ekrem'in evinin önünde. Başkomiserim geri dönüyor galiba. İyi gördüm, tamam. Emniyete geliyor başkomiserim. Benden Selim'in ikizi var mı diye araştırmamı istedi. O da sizin gibi olayı çözdü galiba. Teşekkürler Betül'cüğüm.
Efendim Tahsin Bey. Ben nasıl iptal edeyim şimdi? Ayarlarım demiştiniz. Nerede? Odasında. Odanızda, odanızda. Getirdiniz mi? Şahin Beyciğim, hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah? Çıkar mısın dışarı? Ne? Çık, çık. Nazlıcığım. Sen şimdi dışarı çık, biz biraz iş konuşalım. Üstüne dağılır mı? Ben sana sonra anlatırım. Tamam. Ha. Tamam, o zaman çıkayım ben. De Şahin Beyciğim, siz tam olarak beni hatırlamadınız galiba. Hani ben de olaya Engin bilgilerimle yardımcı olmuştum. Çok böyle beraber çözük sayılır olayı. Neyi çözüyorsunuz ya? Kimsiniz siz? Neyi çözüyorsunuz? Nazlı, canım arkadaşım. Ben başkomiserimize her şeyi anlatacağım. Sen şimdi dışarı çık. Üstüne de alınma, tamam mı? Tamam, ben zevkle şey yapayım. Çıkayım. Sen niye kendi başına filmler çeviriyorsun ya? Çünkü siz beni ciddiye almıyorsunuz. Tikten çözdüm. Hayır. Tuvalete gidenle tuvaletten çıkan adam aynı değil. Birbirine tıpatıp benzeyen ama farklı adamlar. Yani ikizler. Kayıtlarda Selim'in kardeşinin olmadığı yazıyordu. Meğer çocukken farklı aileler evlat edinmiş. Ayrı büyümüşler. Neyse. Bahar'la Ekrem'in evinin arasındaki mesafenin süresini tuttum. Ya bana afiyeliklerini anlatma. Ben sana karışma demedim mi? Sen niye laf dinlemiyorsun? Ben şu anda bu çıkışınızın sebebini anlayamıyorum. Karışmam için yeterince şahsi sebebim var. Ayrıca olayı çözdüm. Sen misin akıllı? Biz çözemedik mi yani? Başkomiserim. İkizlerden birini getirdiler sorgu odasında. Ama diğerini bulamamışlar. Ne oldu? Ne dedik gıcık? Boşver. Ay, annen arıyor. Efendim Perişkom. Ne oldu? Ha? Bu şey vardı ya Tahsin Bey. Şeydeki tenis kulübündeki partiyi yapamıyoruz falan demiş. İptal olmuş parti. İsabet olmuş. Nasıl isabet olmuş? Kadın delirmiş. Sizin şu ailenin sorunları bitmiyor İpek. Vallahi yıldım. Alo. Perişim sen bir sakin ol şimdi. Ne yapıyorsun? Bayılıyor musun? Bayılma. Sakın bayılma, ben geliyorum oraya. Bekle beni. Beni neden getirdiniz buraya? Dün sorguda anlattım. Partideydim dedim. Kontrol etmediniz mi? Neden sorguya başlamadılar? Selim değil bu, diğeri. Nereden anladınız? Fikri yok. Amirim. Buyurun. Kolay gelsin. Sağ ol. Avukat istemediğinizi emin misiniz? Gerek yok. Cinayet saatinde nerede olduğum belli. Bırak lan palavrayı. Bana yutturamazsın. Konuş bakayım, senin şu tikli ikiz kardeşin nerede? Benim ikiz kardeşim yok. Var. Var Selim Koran. Var, biz gördük, konuştuk. Yıllar sonra birbirinizi bulmuşsunuz. Ama bak, gördün mü, cinayete suç ortağı oldum. Kısmet. Sosyal hizmetlerden gelen belge. Bak, ben sana ne olduğunu anlatayım. Yaş gününde Selim'le yer değiştirdiniz. 1 saat 20 dakika sürdü. Selim de gitti, Ekrem'i öldürdü. Sen de onun yerine geçtin bu arada. Aşırı stresli şu anda. Tiklerin hala olmaması Semih olduğunun %100 kanıtı. Tikler stresli anlarda kontrolsüz şekilde artar. Şimdi çözülecek. Şimdi soru şu. Kardeşin Selim, Ekrem'i neden öldürdü? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bana sadece yerime geçeceksin dedi. Partide biraz takılacaksın dedi, o kadar. Neden yaptı, kimden emir aldı? Bilmiyorum kimden emir aldı. Ama para için. Para için yaptı. Şebekeyle bağlantınız ne? Yine şebekeye bağladı. Ben şebeke falan bilmiyorum. İkimizin de borçları vardı. Çok para verecekler dedi. Selim'i en son ne zaman gördün? Bu sabah. Bu senin hakkın. Öde borcunu. İstemiyorum para falan.
Çok büyük günaha girdik. Sen değil. Ben girdim günaha. Al. Öde borcunu, kalanıyla da bir iş kurarsın. Sen ne yapacaksın? Seninle buluşmadan önce kadın beni tekrar aradı. Bir iş var, yapar mısın dedi. Yaparım dedim. Bu sefer verdiği paranın ilk katını verecek. Kimi öldürecek? Bilmiyorum. Bu sefer seni karıştırmayacağım dedi. Şebeke ile ilgili yeni bir cinayet daha. Yemin ederim ben şebeke falan bilmiyorum. İyi misiniz? İyiyim. Benim biraz başım dondu. Ben dışarı çıkayım. İyi nasıl? Kimi öldürecek? Bilmiyorum. Şebekeyle ilgili yeni bir cinayet daha. Hayatımı anahtara bağlı. İpek Hanım, emin misiniz iyi olduğunuza? İyiyim Umut'cum. Ben biraz odada dinleneyim, olur mu? Olur. Nasıl isterseniz. Yer... İfadesini al. Savcı Bey'in yanına götür. Emredersiniz amirim. Kimi öldürecek bu adam ya? Hala şebeke yok mu diyorsunuz? Şahin, amirinle konuşuyorsun. Hareketlerine dikkat et. Madem şebeke var, toplayın bütün delilleri. Dosyayı organizeye veriyorum. Hiç kimseye vermem. Görürüz bakalım verir misin, vermez misin? Toplayın delilleri. Amirim. İpek nerede? Odada. Emin misin? Evet. Ha, odada. Hani nerede? Amirim, bakıyorum, hemen bakıyorum başkomiserim. Bakma, bakma. Telefonunu bırakmış. Nasıl bulacaksın? Bir de nasıl anladı ki onu takip ettiğimizi? Vallahi görmedim başkomiserim odadan çıktığını ya. Nereye gitti bu kadın? Nereye gitti? Kocasının peşine. Selim'in öldürmek için para aldığı ikinci kişi Kadir. Uyarmaya gidiyor. Bir de nasıl anladı ki? Hem nereden biliyor onun yerini? Ekrem'i öldürmediğini söyledi. Ekrem Kadir'e yardım ediyormuş. Şu Ekrem'in karısını ara. Şile'de yazdık mazdık bir şeyleri var mı öğrenin? Nasıl gitti ya? Başkomiserim yazlık varmış. Adresini aldım, yolluyorum. Başka? İpek aynı soruyu sormuş. Yanındaymış yani. Ne zaman ayrılmış oradan? 15 dakika önce. Destek yollayayım mı başkomiserim? Tamam, bekleyin, sizi arayacağım ben. Tam bir baş belası ya.
Pek. Yalnız geldin değil mi? Evet. Hayatım boyunca böyle mi yaşayacaksın? Gidiyorum. Gece yurt dışına çıkacağım. Neyle? Tekneyle. Anahtarı verdin mi? Verdim. Onlar da kaçışımı planladı. Peşimi de bırakacaklar. Verdiğin anahtar hiçbir yere açmayacak. Ne demek şimdi bu? Niye açmasın? Geleceğini biliyordum. Anahtarı değiştirdim. Anahtar güvende. Allah kahretsin İpek. Sen ne yaptın? Bittim ben. Bittim. O anahtar nereye açıyor söyleyeceksin. Şebekenin başında kim var bana söyleyeceksin. Anahtar nerede? Söyle anahtar nerede? Başkomiser Şahin'de. Peki sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Ya bırak şimdi anahtarı. Senin hayatın tehlikede. Ekrem'i öldüren adamlar senin peşine düşmüş. Kadir, teslim ol. Şebekeyle ilgili bildiğin her şeyi anlat. Her şeyi buradan sokmak zorundasın değil mi? Hep nefret ettim bu oyundan. Teslim olacakmışım. Hapislerde mi çürüyeceğim? Aptalsın sen. Bütün planımı bozdun. Aptalsın. Aptal. Silahını bırak, teslim ol. Polise de yerimi söylemişsin. Tam da sana göre bir hareket ha. Karını rehin almak. Kadir ne yapıyorsun? Kendine gel. Silahını bırak. Silahını yere bırak. Kadir saçmalama. Resim ol. Bak yapabilecek başka hiçbir şeyin yok. Bir yere kaçamazsın. Sus İpek. Konuşma, ağzını açma. Olanların hepsi senin yüzünden. Silahını yere bırak dedim. Bırak silahını! Şimdi geri çekil. Geri çekil. Sana geri çekil dedim. Geri. İpek! Sakın!